Değerli izleyiciler, Şehir ve İnsan programında hem şehri hem de insanımızı ilgilendiren ve özellikle kırsal kesimde olsun, kentsel alanda olsun bizim başımıza problem yaratan konuları tek tek ele alıyoruz. Tabii ki bunları güncel konularla birleştirerek sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bunu sanki bir e, akademik ders verir gibi anlatmaktan uzak durmaya gayret ediyorum. Ancak ülkemizde sabun köpüğü gibi her gün yeni bir konu bütün Türkiye'nin ağzında, bütün Türkiye'nin dilinde, bütün televizyonlarda bir sürü lafı güzaf, bir sürü boş konuşmayla günlerimiz maalesef geçip gidiyor. İşin özüne inmek, sorunlara çözümler aramak, köklü biçimde çözüm üretmek ve bu güzel ülkede yaşayan 90 milyona yaklaşan bu koca nüfusu mutlu etmek mümkünken biz nelerle uğraşıyoruz? Gerçekten benim yapmakta olduğum, benim üzerinde çalıştığım ve geniş kitlelerle danışarak oluşturduğumuz projeleri de dinlemek istemiyorlar. Ancak ben bu program sırasında anlattığım hususlarda çok sayıda İnanamayacağınız kadar çok sayıda olumlu geri dönüşler alıyorum. Çoğu insan şunu soruyor. Siz bunları araştırmışsınız. Besbelli bunu böyle masaya dayanarak kafadan atmıyorsunuz. İfadelerinizde bu çalışmalarınızın ne kadar köklü araştırmalara dayalı olduğu, nasıl uzmanlar tarafından etüt edilerek belli sentezlere ulaşıldığı ve gerçek çözümlerin getirilebileceğini anlatıyorsunuz. Neden Siyaset bunlara duyarsız. Yani beni artık insanlar siyasetçi olarak görmüyorlar. Ben geçici olarak siyaset sahnesine girdim. Bütün bu çözümleri uygulamak için, uygulanabileceğini göstermek için girdim. Ve şehircilik açısından da aydın da yapmak istediğimin çok küçük bir bölümünü yapmama rağmen bu tür çözümlerin getirilebileceğini, aklı ön plana çıkartarak siyasetin o klasik hastalıklarından kurtulmak suretiyle yani insan kayırmacılık, rüşvetti, bilmem neydi, şuydu, buydu bunlardan uzak durursanız pekala çözümlerin gelebileceğini gösterdim. Hem de 90'lı yıllarda, Türkiye'nin en karanlık, ekonomik olarak en fazla çöktüğü yıllarda. Yani diyebilirsiniz ki o senin iddian. Şimdiki ekonomik çöküntü daha fazla. Ya Türkiye'de ekonomik krizlerden hiç kurtulamamış ki. Benim şimdi son yaptığım araştırmada Türkiye'nin son 70 yılını bir analiz yapıp bir kitap haline getirmeye çalışıyorum. 1945 yani 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden sonraki dönemden başladım. Bugüne geliyorum. Ya ben bunların hepsinin içinde yaşamış olmama rağmen şimdi yaptığım araştırmalardan öyle sonuçlar çıkıyor ki ben kendim dehşete düşüyorum. Yani bu ülke hakikaten yapması gereken aklı ve bilimi öne çıkararak, uygulaması gereken şeylerin çoğunu uygulayamamış. Uygulamamış. Bunlar hep siyasetin klasik açmazlarına, hastalıklarına kurban gitmiş. Siyasi rekabet yüzünden, halktan oy alacağım diye popülist davranışlar yüzünden insanları ikiye bölmüşler, çatışmışlar, sürtüşmüşler. Öyle günü geçirmişler. Son 70 yılın özeti bu. Ha Türkiye hiçbir bir şey yapmamış. Ya dünya değişiyor. Bundan 20 sene önceki, bırakın 70 yılı, bundan 20 sene, 20 yıl önceki dünya değil. 20 yıl önce hatırlayın, internet kullanmıyorduruz, sosyal medya diye bir şey yoktu. Bugün insanın hayatına sürekli yeni bir şeyler giriyor. İnsan yaşamı değişiyor, şehirler değişiyor, teknoloji değişiyor, yapılar değişiyor, zevkler, renkler değişiyor. Bunun kaçını biz değiştiriyoruz? İleriye adım atmak adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye bünyesinde bu dünyadaki gelişmenin ne kadarını biz temsil ediyoruz? Hemen hemen hiçbirini. İnovasyon söndürülmüş. Bakıyorum 1950'li yıllardan başlayarak ki 1950'li yıllar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş'ın başladığı dönemler. Soğuk Savaş ne? Sovyetler Birliği'nin yani bugünkü Rusya'nın... Komünist sistemi yaymak için Avrupa'ya açılımı Türkiye'den taleplerde bulunması, NATO'nun 1948'de kurulması. İşte o dönemde Türkiye'yi komünist sistemden, Sovyetler Birliği'nden korumak adına Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne adeta el koymuş. Biz de naçar biçimde Amerikalının bize dayattığı hususları aynen uygulamışız ülkenin kendi potansiyelini, ülkenin kendi inovasyon gücünü, aklını bir kenara bırakmışız. Hazır yiyici bir hale getirilmişiz. Biz 3 haftadır tarım sektörünü anlatıyoruz. Tarımda durum 2024 yılında perişan. Tarımla uğraşan üreticimiz, köylümüz maalesef çok zor durumda. Artık tarlamı ekemez duruma düştüm diye bas bas bağırırken ekmezsen biz alır ekeriz diyen bir zihniyet peydah oldu. Yani o tarla para kazanıyordu da sen alıp ekince mi kazanacak? Kime vereceksin? Bakınız tarım sektörünü esüt ederken ben Türkiye'nin tarım topraklarını karış karış inceledim. Artık internet dünyasında araştırma yapmak çok kolaylaştı. Bugün gidin bakın Mezopotamya dediğimiz Göbekli Tepe'nin yerleşip tarım yaptığı Harran Ovası'nın Gidin yerinde bakın. Yarısından çoğunu büyük sermayenin eline geçmiş. Aynen benim burada anlattığım modeli adam uyguluyor. Büyük sermaye uyguluyor. Biliyor muydunuz? Haran Ovası'nda bir bölümünü büyük sermaye parsellemiş. Benim burada size haftalardır anlattığım gibi. Her parsel düzgün, dikdörtgen. Boyu bir kilometre, eni 400 metre. Yani her parsel 400 dönüm. Biz de bunu söylüyoruz kardeşim. Köylünün balına, mülküne, tapusuna dokunmadan şu arazi düzenlemesini devlet eliyle, belediye desteğiyle çiftçiye 5 kuruş para harcatmadan yapın. Rasyonel tarım, maliyeti düşürecek unsurları devreye sokan tarım önce arazinin parsellemesinden başlar. Küçücük küçücük tarlaları, 3 dönüm, 5 dönüm, 10 dönüm. Hadi bilemedin 50 dönüm. Bu tarlalarda yapılan tarımda traktörü bir ucundan soktuğunuz zaman 40 sefer gidip gelecek demektir. Bakın modern tarımda adam bir giriyor, 2 kilometre gidiyor. Koca koca tarım makinalarıyla giriyor. Siz bunlarla yarışmaya çalışıyorsunuz. Sizin altınızda hala bir Anadolu pick-up. Anadolu pick, ha, Anadol pick ne olduğunu gençler bilmez. Türkiye'de üretilen ilk araba markasıdır. Aradol Pickup adamın altında Maserati. Siz bundan yarışacaksınız. Yani bu imkansız. Bunu e, göstermeye çalışıyoruz. Onu bırakın. Tarım reformunu 3 haftadır anlattık diyorum. Ne yapılması gerektiğini söyledik diyorum. Neden bu unları uygulayamadığımıza dair şimdi bir takım açıklamalar yapıyorum. Geçmişe yönelik bazı tespitleri size aktarmam lazım. Ve ondan sonra da kalan zamanımızda tarım reformunun son kısmını anlatacağım. Kent Sera dediğimiz, kentlere çok yakın olan, şehrin etkisi altına girmiş tarım toprağını nasıl koruyacağız? Yani Aydın'da Kardeşköy'ü, Aydın'da Işıklı'yı, İncirlova'da yine gelişme alanlarında bulunan köylerin çok yakın olduğu bölgeleri, İncirlova ile Acarlar'ın arasını nasıl koruyacağız? Yani e, Nazilli ile Aslanlı arasındaki tarım arazilerini nasıl koruyacağız? Dolayısıyla tarım arazileri için bizim önerdiğimiz projede, bizim önerdiğimiz projede yapın dediklerimiz şehre yaklaştıkça zorlaşıyor. Çünkü şehrin rantı var. Siz o tarım toprağı alıp arsaya çevirdiğiniz zaman değeri 100 katı artıyor. Bununla yarışmak mümkün değil. Şehirdeki insan gidiyor tarım toprağını alıyor, parselleyip kendisine villa yapmak istiyor. Bunu da önlemeniz çok zor. Aksi halde şehir sıkışıyor. Şehir merkezde yükseliyor. Şehrin nüfusu arttıkça bana diyor iki kat daha verin de yerleşeyim kardeşim diyor. Yani yönetim de bakıyor, belediye de bakıyor. Diyor ki ya yan taraf tarım arazisi genişleyecek halimiz yok. Bari verelim. E verelim de kardeşim bakın Kurtuluş Mahallesi tek katlı bahçeli evlerden oluşuyordu. Bildiğimiz Aydın'ın Efeler'in Kurtuluş Mahallesi. Ben bunu büyük bir kısmını yaşadım gördüm. Şimdi gidin bakın. Sokak aynı sokak. Altyapı aynı altyapı. Ama o tek katlı bahçeli evler yıkıldı. Önce 3 sonra 5 sonra 7 katlı bitişik. Önü sıfır yanı sıfır. Bitişik. 7 katlı apartmana dönüştü. Eskiden bir bahçeli evde 3 kişi yaşıyordu. Şimdi aynı arsan üzerinde yaklaşık 100 kişi yaşıyor. 30 katı nüfus arttı. Yol aynı. Eskiden bir tane araba vardı. Şimdi oldu 100 tane araba. Ondan sonra biz şehirlerimizi sorunların içine boğduk. Ondan sonra da yaşanmaz hale getirdik. Arabamızı park edecek yer bulamıyoruz. İçme suyumuz yetersiz. Yağmur yağdığı zaman seller alıyor, götürüyor. Dükkanımızı, evimizi basıyor. Bir de bundan şikayet ediyoruz. Ha bunların hepsi bilime, akla aykırı işler. Ya şehirciliği burada hep anlatıyoruz. Programımızın adı o zaten. Şehirciliği anlatıyoruz ama bugün biz tarımla ilgili reformu, tarımla ilgili yapılması gerekenleri anlatırken şehirle şehrin büyüme kapasitesiyle, büyüme potansiyeliyle tarımın nasıl çeliştiğinin altını çiziyoruz farkındaysanız. Şehir büyümek eğiliminde. Çünkü Türkiye'nin nüfusu artıyor. Benim gözümün önünde 1956 nüfusunu ilkokulda 24 milyon olarak telaffuz etmiştik. Şimdi 90 milyonları konuşuyoruz. Türkiye'nin projeksiyon nüfusları TÜİK'in yaptığı araştırmalara göre meşhur TÜİK var ya insanları kandıran diyor ki Türkiye'nin nüfusu diyor 2035'ten sonra diyor duracak diyor. Hatta azalacak diyor. Ya neye dayalı söylüyorsun kardeşim? Biz yıllardır Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarını yapıyoruz. Türkiye'nin 2050 nüfusu 150 milyon. TÜİK'e sorarsan 95 milyon. Ya böyle bir şey var mı ya? Ha 10 sene sonra TÜİK yalancı çıkıyor. Sanki onu söyleyen TÜİK o TÜİK değilmiş gibi. Yola devam ediyoruz. olarak doğru planlayıp en az 100 yılını Amerikalının yaptığı gibi, İsrail'in yaptığı gibi doğru planlayıp doğru adımlar atarsanız ayakta kalırsınız ve sorunlarınızı çözersiniz. Aksel'de günübirlik yaşayan, günübirlik yaşamanıza da izin vermiyorlar. Tepenize çöküyorlar, kendi sistemlerini, kendi akıllarını, kendi çıkarlarını size dayatıyorlar. Siz onların gelişmiş Batı ülkelerinin, Avrupa'nın Amerika'nın adeta esiri gibi sürünüp duruyorsunuz. Onun için hep akla davet etmemizin, bu projeleri öne sürmemizin nedeni bu. Bakınız Türkiye'deki tarım sektöründe 1946-47 yılında Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu diye İsmet İnönü o zaman Cumhuriyet Halk Partisi var, başka parti yok, tek parti var. 1946. Bir kanun Pardon 1945. Daha Demokrat Parti kurulmamış. Tek parti yönetimi İsmet İnönü bir kanun getiriyor. Çiftçiyi topraklandırma kanunu. Kanun aslında iyi niyetli. Türkiye'deki çiftçiyi kalkındırmayı, tarımdaki verimi artırmayı hedefliyor. Ama o kadar Ankara bürokrasi yanlış hesaplar yapmış ki o kanunu ben inceledim. İyi ki o kanun ortadan kalktı. Yani e, tabii kanunun iyi tarafları da var. Hepsini birden gömmeyelim. Kanun bir takım tarım arazilerini e, çiftçiye kazandırmayı öngörüyor vesaire şu bu ama sonuçta yanlışları çok fazla. Veya teşhis doğru değil. O kanunla ne çiftçi kalkınır ki kalkınmadı ne de ülke kalkınır. Bu kanuna karşı çıkan dört kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden bir tanesi Adnan Menderes diğerlerin isimlerini saymayalım bir takrir veriyorlar, bir önerge veriyorlar. Dörtlü takrir diye diyorlar ki şöyle şöyle yapalım, böyle yapalım, Türkiye'yi daha liberal hale getirelim vesaire. Ve Demokrat Parti öyle doğuyor. Sonra 1950 seçimlerinde Demokrat Parti iktidar oluyor ve Kore Savaşı başlıyor. Kore Savaşı başlayınca bütün dünyada üretim, malların devairi çok zor ve tüketim artıyor. Avrupa zaten 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış, tarumar olmuş, şehirlerini yeniden kurmanın peşinde. Türk tarımı 1950 ile 1953 yılları arasında çok iyi para kazanıyor. Adeta patlıyor, üretim artıyor. Ama gerçekte reel olarak bir üretim artışı yok. Dünyadaki genel konjöktüre göre daha kazançlı bir dönem yaşanıyor. Ama 1954'ten sonra da başlıyor çökmeye. İşte o dönemde Türkiye'ye dayatılan, Türkiye'ye gönderilen, Amerika'nın gönderdiği traktörler, tarım araçları, tarım makineleri, ilaç, tohum, gübre verimin artışına neden oluyor. Biz de seviniyoruz, çağ atladık diyoruz. Amerikalı sana traktör göndermiş, karasabandan kurtarmış, bununla gurur duyuyoruz. Amerikalı sana ilaç göndermiş, Amerikalı sana tohum, gübre göndermiş, efendime söyleyeyim bunlarla gurur duyuyoruz. Ama bir şeyin farkında değiliz. Tabii ki tohum, iyi tohum önemli. Kaliteli ürün için iyi tohum şart. Tabii ki doğru gübre toprağı beslemek için çok önemli. Doğru ilaç bitkiyi korumak için çok önemli. Doğru yem hayvanın verimini artırmak için çok önemli. Ama bunu niye biz yapmaya teşebbüs etmedik? Niye kendimize has bu toprakların hayvanına, bitkisine, toprağına has araştırma yaparak tohumumuzu, gübremizi, ilacımızı, yemimizi kendimiz üretmedik? İşte hata orada. Yani Amerikalı'dan traktör alıp da Karasaban'ı çöpe attım. Bak Karasaban'dan traktöre geçtik, makinalı tarıma geçtik diye gurur duymanın pek manası kalmıyor. Dikkatiniz çekerim. Bugün de aynı noktadayız. Ve giderek o bağımlılık, giderek Türkiye'deki o inovasyon, araştırma, geliştirme gücü zayıfladı. TİGEM'i felç ettik. TİGEM nedir? Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü. Zirai Donatım Kurumu'nu kapattık. Zirai Donatım Kurumu pekala tarım makineleri konusunda ARGE yapan, Türkiye özgü tarım makineleri geliştiren, tohum geliştiren, buna benzer hayvancılık ve tarımda kamu kurumları olabilirdi ve büyüyebilirdi. Üniversitelerle işbirliği yapabilirdi. Biz bunlar hep bu tarım reformu kapsamında anlattık yapılması gerekeni. Ama ne yaptık? 50'li yıllarda Amerikalı traktör gönderdi. Eyvallah dedik. Ta o zamandan başlamış ilaç. Tarım ilaçları. Ta o zamandan başlamış tohum. Onların geliştirdiği ırklara göre hayvancılık yapmaya başlamışız. Onların geliştirdiği tohumu, gübreyi kullanarak toprağımızı ona alıştırmışız. Şimdi de bağımlı hale gelmişiz. Şimdi gelelim bu işin riski nedir? Artık e, bu bu haftaki bu programdan sonra haftaya yine bilgi dünyasına döneceğiz. Bilgi çağına döneceğiz. Bilişim dünyasına döneceğiz. Bu noktada da tarımda, tohumda, ilaçta, gübrede ve yemde bu dört unsurda Tarım makinelerini saymıyorum. Makineyi iyi kötü yaparız. Ama bu dördünde Türkiye'de üretim yapamıyoruz. Türkiye dışa bağımlı hale gelmiş. Ve bu neye benziyor biliyor musunuz? İsrail'in ürettiği o cep telefonları, çağrı cihazları ve telsizler var ya. Daha yeni, güncel. Onları üretti, içine C4 patlayıcıyı koydu ve sattı. Bizim kullandığımız tohumun bir farkı yok. Bizim kullandığımız ilacın, gübrenin, yemin bundan bir farkı yok. İçine bomba konulmuş cep telefonu gibi. Biz alıyoruz oh ne güzel vızır vızır konuşuyoruz. Cep telefonu diye veya alıyoruz o tohumu kullanıyoruz o yemle hayvanlarımızı besliyoruz. Ama farkında değiliz iplerimiz başkasının elinde. Onun içindeki o patlayıcının ne zaman çıkacağı Türkiye ile menfaatleri çelişip de bir savaşa girdiğiniz zaman o tohumlar ne olacak? Bizi mi zehirleyecekler? Tohum diye çaktırmadan gemilerle gönderip de toprağımızı mı zehirleyecekler? Bitkilerimizi mi ilaçla öldürecekler? Belli değil. Yani o kullandığımız, tarımda kullandığımız bu bir tuzakları ne zaman elimizde patlar belli değil. Onun için benim 3 haftadır anlatmaya çalıştığım tarım reformunun bir sürü uygulama ilkeleri var. Şehircilikten kırsal yerleşmeye kadar, arazinin nasıl kullanılıp geliştirileceğinden, örgütlenme modeline kadar. Pazarlamasından sulamasına, arazinin islahından toprak vasfına, organik tarımdan köylünün nasıl para kazanacağını kendisi paketleyip sanayi köye nasıl sokacağımıza kadar 3 haftadır anlatıyorum. Ama şimdi bu işin en önemli tarafının altını çizmeye çalışıyoruz. Bu da 1950'li yıllardan sonra o tarihlerden itibaren yaklaşık 70 yıldır mahkum edildiğimiz bir bağımlılık. Kendi inovasyon ve araştırma gücümüzü, kendi bilimsel gücümüzü kullanmayıp bize sözde dost görünen batı dünyasının tekeline girmiş olmamız. Bu çok büyük bir açmaz, bu çok büyük bir risk. İşte bu konuda bunun altını çizerek bunu kapatmak istiyorum. Aslında bu konuda söylenecek çok daha fazla derin e, ayrıntılı konular var. Ama biz kaldığımız yerden tarım reformu son ayağı olan şehirle, gelişmekte olan şehirle tarım arazilerin ilişkilerine kadar gelmiştik. Bütün arazileri aldık, köyleri aldık, vesaireyi aldık. Hepsini anlattık. Şimdi geldik şehre en yakın yerlere. Ekranı alabilirsek arkadaşlar, buna biz kent sera diyoruz. Yani şehrin bir kenarında hem yaşamı e, sürdürmek hem de yansıtmamız hala çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Ekrana yansıtabilirsek evet kent sera. Şehrin hemen burnun dibindeki arazileri nasıl değerlendireceğiz? Bununla ilgili bakınız bu gördüğünüz şema İncirliova ilçemizin 2005 yılında benim tarafımdan çizilen imar planı. Rahmetli nurlar içinde yatsın. Hakikaten çok çok yetenekli, çok akıllı bir insandı. Yahya Ümit Orbay. 2004 yılında İncirliova Belediye Başkanı seçildi beni davet etti. Bana dedi ki, başkanım biz İncirlova'yı aynen senin Aydın'da yaptığın gibi geliştirmek ve güzelleştirmek istiyoruz. Mimar Sinan Mahallesi gibi mahalleler kurmak istiyoruz. Efendim e, polis okulun oradaki bölge gibi villa mahalleleri oluşturmak istiyoruz. İncirlova'yı şöyle bir açacağız dedi. Ben de 2005 yılında İncirlova için aylarca kendim bizzat çalışarak bir imar planı hazırladım. Ha ne oldu bu imar planla? Yahya Ümit Orbay maalesef bir rahatsızlık geçirdi, vefat etti. Nurlar içinde yatsın. Ondan sonra hiç kimse bu imar planını uygulayacağım diye bir kaygı taşımadı. Aksine dışladılar, benim imar planımı kullanarak kat üstüne kat verdiler. Hatta bizim imzamızı, benim imzamı taklit ederek yaptılar bunu. Ben de şikayet ettim. Şu anda da soruşturması devam ediyor. Her gelen isimlerini vermeyeyim. Çünkü olumsuz konuşuyorum. Her gelen belediye başkanı bu imar planını uygulamayı tercih etmedi. Dışladı. Hatta İncirlova'nın aleyhine bizim yapmış olduğumuz planı İncirlova'nın aleyhine biçimde değişiklikler yaparak kullandı ve İncirlova'yı tıkanmış, içinden çıkılmaz hale getirdi. Nedir o on katlı binalar? Önünde bahçe yok bilmem ne yok. Koskoca İzmir yolunun üstüne on kat verdiler. Benim çizdiğim planda orası önden 15 metre çekilerek, 15 metre ön bahçe bırakılarak yapılacak yedi katlı binalardı. Benim imzamla onu on kata çıkardılar. Sanki ben on kat vermişim gibi. Yani İncirlova için bizim tabii, bakın bu planda gösteriyoruz. Ortadaki o doku İncirlova'nın eski dokusu bakın karman çorman. Kenarlarında neler var bakın düzgün düzgün mahalleler var. Bakınız. Bir Mimar Sinan mahallesi var bak burada. Yalkı Deresi'nin yanında. Büyük bir sanayi bölgesi var. Karma sanayi bölgesi diyoruz. En az 50 tane fabrikanın kurulacağı bir sanayi bölgesi var. Hala daha hayata geçmedi. İncirlova'nın küçük sanayisi öylece kaldı. Yine bu gelişme bölgelerinde bir İncirlova çevre yolu var ki adı bile geçmiyor. İncirlova çevre yolu imar planlarına bile sokmamışlar. Yani bakanlığın planına bile koymamışlar. Fakat burada iki tane kent sera dediğimiz sera bölgesi var. Bakın bir tanesi bu. Sera bölgesi. Bu sera bölgesinde yaklaşık 2000 tane 2000 tane parsel var. Her parsel bin metrekare. Şehre yakın tarım arazilerini, şehre yakın tarım arazilerini bir nevi tarım mahallesi gibi ama aynı zamanda bir zengin mahallesi gibi, villa mahallesi gibi planladık. Yani mali durumu iyi olanlar gidip oradan bin metrekare bir parseli alacak, bir tarım kooperatifine üye olacak. Orası bir tarım kooperatifi. Bin metrekarenin içine kendisine bir villa yapacak ama bahçesinin yüzde altmışını sera olarak kullanacak. Çatısında da güneş enerjisi santrali olacak. Elektriğini de kendisi üretecek. Burada 2000 üyeli bir kooperatifin kurulmasını istemiştik. Maalesef hiçbir hayata geçmedi. <laughs> Hakeza gelelim Gelelim aydın merkeze. İncilova'da gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi sera bölgeleri, yani kent sera dediğimiz 1, 2 ve 3 1100, 1080, 1070 toplam 3200 tane parsel var. 3200 parselde seracılık yapan lüks rezidans villaları yapılmasını öngörmüşüz. Buralar yani şu anda çoğu bir kısmı işgal altında, bir kısmı bozuk yapılaşma, bir kısmı da verimsiz olarak kullanılıyor, tarla olarak kullanılıyor. Hakeza Hacı Obası, Yazıdere, Acarlar birleşecek. Kaçam kaçamıyorsunuz. Birleşirken ne yapalım? O yeşil gösterdiğimiz yerler kent sera statüsünde olacak. Yani tarım alanının verimini koruyorsun, artırıyorsun ama yerleşmeye açıyorsun. Nasıl açacağız ya? Aydın'daki avukat, doktor gidecek orada villa yapacak. Mühendis veya tüccar, esnaf, zengin adam gidecek orada villa yapacak. Nasıl tarım yapacak? İşte onun formülünü burada geliştirdik. Gideceğiniz bölgelere isim verdik. Her bölge bir kooperatif olacak. O kooperatiften yer alan kendi villasını yapıp bağımsız hayatını sürdürürken bahçesinde kooperatifin müşterek çalışmalarıyla seracılık yapacak. Yani bir villanız olduğunu düşünün. Bahçenizde bir kış bahçeniz var, sera var. Gidip hobi olarak istediğin zaman sulayabilirsin, bakabilirsin, edebilirsin ama zaten kooperatifin yetkilileri, çalışanları, elemanları sizin seranızın işletilmesini nezaret edecek. Yani vaktiniz yok, seyahate gittiniz, bir ayda domatesiniz kurudu, öyle bir şey yok. Tepenizde bir kooperatif var, onlar sizin seracılık yapmanıza destek verecek. Böyle bir modelden bahsediyoruz. Hakeza Aydın merkezde bakın burada Kardeşköy. Kardeşköy'ün artık yerleşik alanı sınırlamışız. Altınoğlu, burada görüyorsunuz Altınoğlu kent sera bölgesini açmışız. Tam 2000 parsel var. Bu 2000 parselde yaklaşık 10 bin nüfus yaşaması öngörülüyor. Yine Şevketiye, Işıklı, Kuyulu, köyünün altında 1400 parselli 11 nolu kent sera var. Kadıköy'e komşu. Böylece Aydın şehrinin gelişmesini, köyleri yutmasını, o köyleri yutarken ortaya çıkabilecek çarpıklıkları, tarım arazilerinin kontrolsüz biçimde ortadan kaybolmasını önleyen bir modelden bahsediyoruz. Gelin bunu yapın diyoruz. Ey büyükşehir başkanım, çıkın gelin şunları yapın ya. Ey Efeler Belediye Başkanım, İncirlova Başkanım, Nazilli Başkanım, diğer başkanlarım. Yani bunlar bilimsel metotlar, bunları uygulayalım, hep birlikte yapalım diyoruz. Yine başka bir örnek daha vereyim. Nazilli. Nazilli'de de, Nazilli'nin imar planını da 2007 yılında çizdim ben. E, Aytekin Kaplan beni davet etti, Nazilli için aynı şeyleri istedi. Fakat o da uygulanmadı. Nazilli, İncirlova, Söke bunların hep imar planlarını çizdim. Ama hiçbiri uygulanmadı ve hepsi köreldi. Bu şehirler şimdi sorunların içinde böyle boğuldu kaldı. Bakın Nazilli için öngördüğümüz ana planlama. Kuzey tarafında büyük bir termal turizm gelişme alanı açmışız. 6 milyon metrekare orada 25 bin yatak kapasitesi öngörmüşüz. İçinde her şey var turizm bölgesi olarak. Fuarlar var, Efendim aqua parklar var, rekreasyon alanları var. Çünkü turizm gelişme bölgesi. Oraya gelen sağlık turizmi var, hastaneleri var. Nazilli bunu hak ediyor ya. Ve yanı başında da Sümer Üniversitesi var. Sümer Üniversitesi'nin adını 1999 yılında koyduk. Dedik ki Adnan Menderes Üniversitesi'ni fazla yaymayın. Yönetilmesi, hakim olması güçleşir. Aydın'ın üç tane üniversiteye hakkı var. Bir tanesi Söke Latmos Üniversitesi, bir tanesi Nazilli Sümer Üniversitesi, ortada da Efeler'de de Adnan Menderes Üniversitesi olsun. Bunun için büyük bir yerleşke açtık. Bunun sadece yüzde ikisini kullandılar. Yüzde ikisini İsa Beyli'de. Yüzde ikisi şu benim çizdiğim imar planındaki alanı yüzde ikisi kullanılıyor. İnanır mısınız? Yani bu kanı ile yürümekle bu işler olmuyor. İsa Bey'in kentsel dönüşümü, Sümer Üniversitesi yerleşkesi, termal turizm gelişme alanı, Nazilli'nin kuzeyinde, organize sanayi bölgesi büyütülmesi 3.2 milyon metrekareye büyütülüyor. Bakın bugün konuşuluyor. Nazilli ikinci organize sanayi bölgesini kurmak zorunda diyorlar. Biz bunun imar planını Nazilli'nin mevcut organize sanayi bölgesini iki değil üçe katlayan şekilde bir plasman yapmışız. İçine orta sanayiyi de koymuşuz. Yan sanayiyi de koymuşuz. Bunların hepsi burada duruyor. Ama bizim nazilliğimiz uyuyor. Nazilli çevre yolu hakeza. Nazilli çevre yolu diye bütün milletvekillerime yalvardım. Şu otoban yapılırken, Nazilli'nin bağlantısı yapılırken şu çevre yolunda yaptırtın. Adam Nazilli'ye yakın bir yerleşmeden çıkacak. Otobana girmek için Nazilli otoban girişini kullanacak. Nazilli'nin içinden geçecek. İçinden geçecek. Halbuki çevre yolunu yaparsanız direkt çevre yolundan otobana ulaşacak. Nazilli'nin içinin trafiğini rahatlatacaksınız. Ve <laughs> Nazilli'nin merkezinde kentsel dönüşüm bölgeleri vesaire toplu konut bölgeleri açmışız. Yine Sümer Toplu Konut Bölgesi, Muammer Aksoy Mahallesi'nin alt kısımlarında, çevre yoluyla, e, şimdiki karayolu arasında çok büyük bir kentsel gelişme alanı. Aydın'ın Mimar Sinan Mahallesi gibi yaklaşık 50 bin nüfusu kaldıracak Sümer Toplu Konut Bölgesi'ni çizmişiz. Ve ondan sonra Nazilli'nin daha da büyüyeceğini düşünerek, ha bakın bir toplu konut bölgesi de Muammer Aksoy Toplu Konut Bölgesi var. 3000 konut da burada var iki bölgede 3000 konut var. Ha bütün bunları hazırlarken kalan tarım arazilerinde kontrolsüz biçimde nazilli büyümesin diye iki buçuk milyon metrekare, 1750 tane bin metrekarelik parseli olan bir kentsel sera bölgesinin nazilliği için öngörmüşüz. İmar planı çizmişiz. Nerede bu imar planları? Çöpte. Kafalarda bile yok. Şimdi arasanız belediyenin arşivinde bile bulamazsınız. Yazık, yazıklar olsun. Yani bir şehrin geleceğini 50 yılını, 100 yılını stratejik olarak planlıyorsunuz. Orayı refah, huzur içinde yaşayan bir şehir hale dönüştürecek. Her türlü projeleri hazırlıyorsunuz. Kuzeyinde Nazilli halkının esnafının cebine oluk gibi para koyacak bir termal turizm bölgesi, 25 bin yataklı bir termal turizm bölgesi açıyorsunuz ki sadece yataktan ibaret değil. Hastaneler var, tedavi var, ticaret var, AVM'ler var, her şey var içinde. Kimse dönüp bakmıyor. Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'ni üçe bir katlıyorsunuz. Kimse dönüp bakmıyor. Sümer Üniversitesi'ni kuralım diyorsunuz. Koskoca 45 milyon metrekare yer ayırıyorsunuz. Kimse dönüp bakmıyor. İsa Beyli'de küçücük bir tane e, üniversite şubesi diyelim yani inanılmaz bir şey ve Atatürk'ün mirası olan Sümer Bankı adıya verdiler Sayın Yüksel Yalova döneminde orayı bile değerlendiremediler. Ben geçenlerde gittim gezdim kahraman bir öğretim üyesi orayı toparlamaya çalışıyor. Kahraman bir kişi. Gerçekten. Can siperhane çalışıyor ama işler acısı. Şimdilerde biraz daha düzeldiğini ümit ediyorum. Ama Nazilli'nin geleceğinde kent sera bölgesi ve organize sera alanları, bakın iki tane büyük organize sera bölgesi tayin etmişiz tarım reformu kapsamında. Tarım parkları kanuna tabi, kooperatifleşmek suretiyle hayata geçecek. Bir tanesi 10 milyon metrekare, 1600 parsel her biri 5 dönüm geçen hafta anlattık bu organize sera bölgelerini. İkincisi 5 milyon metrekare 800 tane parsel her biri 5000 metrekare ama şehre yakın olan yerde kentsel sera mahallesi olarak bunları koymuşuz. Şimdi kentsel sera mahallesi nedir? 1000 metrekarenin içine kim ne yapacak? Tarım orada nasıl yapılacak? Az önce kısmen anlattım. Bin metrekareye o şehirde e, parası pulu olan, böyle çok iyi bir malikanede yaşamak isteyen, buna vakit ve kaynak ayıran kişiler gelecek bu kooperatife üye olacak. 1200 tane parsel var. 1200 üyeli bir tarımsal e, üretim ve pazarlama kooperatifinin üyesisiniz. Gittiniz size bin metrekare bir yer verdiler. Bunun içine bir tane bina yapıyorsunuz. Bakın şöyle bir bina. Böyle bir malikane yapıyorsunuz. Şimdi diyecek ki bazıları bak 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 yine gitti e, zengine e, peşkeş çekti aksu. Ya zengine peşkeş çekmiyorum. Bunlar zaten yapılıyor. Bunlar yapılırken plansız, projesiz, foseptikli, interneti çalışmayan, içme suyu doğru düzgün akmayan, tarım alanlarını ziyan eden şekilde yapılıyor. Bize diyoruz ki şehir gelişirken tarım toprağını yutuyor ya. Yutarken yutmasın. Seracılık içine seracılığı entegre edelim ki o tarım toprağından eskiden ne kadar ürün alıyorsak şimdi daha fazlasını alalım ama insanlar da orada rahat rahat yaşasın. İşte böyle bir bina yapıyorsunuz. Bakın şöyle bir bina cephesi. Güzel değil mi? Hepimizin ağzının suyu aktı. Ama hemen burada rant kokusu almayın. şekli. Yarıdan fazlasını sera parseli yapmışız. Görüyor musunuz? Üstü kapalı sera. Bu sizin villanızın bahçesi. Sera. Burada ürün yetiştiriyorsunuz. Kim yetiştiriyor? Vaktiniz yoksa kooperatifin e, elemanları geliyor. Güzel, üniformalı, rozeti olan arkadaşlar geliyor. Burada seracılığınızı yaptırtıyor. Ürün sizin. Ürün sizin. Ama o size seracılık yaptırtan elemanların maaşı da sizin giderlerinizden karşılanıyor. Ama siz burada seracılıkta emekli oldunuz, kendim yapmak istiyorum diyorsunuz. O zaman kooperatifin elemanını e, görev vermiyorsunuz. Siz kooperatifin elemanını kaç saat kullandıysanız ona göre kooperatife borçlanıyorsunuz. Ama vaktim var seramı ben kendim yaparım diyorsan hiç para ödemeden seracılığı kendin yapıyorsun. Bakın esnek diye gördünüz mü? Yani bir villada yaşayan insanın hayalidir. Bahçemde domates, biber ekeyim, çiçek yetiştireyim bilmem ne ama hiçbir zaman da vakit bulamaz. Bahçeyle baş edemez. Bela olur. Yani apartman dairesinden en lüks rezidans apartman dairesinden bile insanlar bahçeli bir eve taşınmak istiyorlar. Bağımsız olsun diyorlar. Dubleks veya tripleks olsun diyorlar. Malikane gibi olsun diyorlar. Tamam buna hak veririz. Ama taşındıktan sonra işi gücü o kadar yoğun ki bahçeyle uğraşamıyorlar. Bahçıvan tutup efendime söyleyeyim çimlerin bakımını, çiçeklerin bakımını, o çit bitkileri var duvarların kenarlarına dikilen mazı türü onların bakımını, kesimine para ödüyorlar. Biz de diyoruz ki bunları organize biçimde tarımsal amaçlı bir kooperatif çatısı altında topluyoruz. Bahçende sera mecburiyeti var. Sera ne demek? domates, biber, aklınıza gelen her türlü sebzeyi yetiştireceksiniz. Çiçek yetiştirebileceksiniz. Buna vaktiniz yoksa kooperatifin yövmiyeli elemanından adam tutacaksınız, o bakacak. Parasını verip baktırtacaksınız. Ha ürün de sizin. Ürünü kooperatife teslim edip sattığınız zaman o elemana verdiğiniz ücreti zaten geri alıyorsunuz. Bir de çatınızda güneş enerjisi var. Isıtmaya Para ödemiyorsunuz. Evinizin elektrik gideri yok. Evinizin ısıtma gideri yok. Ne güzel dünya değil mi? İşte bunları yapmak mümkün. Bakın burada bahçede serayı gördünüz. 1000 metrekare arsada 500 metrekare bir sera var. Burada ne üretebileceğinizin haddi hesabı yok. Bakın 500 metrekare bir kapalı serada hakikaten bir villada yaşarken, bir malikanede yaşarken o seradan ne kadar ürün üretebileceğinizi hayal bile edemezsiniz. Ama bu bahçe seviyesinin kat planı. Bunu biraz yerin altına bir metre altına koyuyoruz ki ısıtması kolay olsun diye bir metre. Tam kat değil. Üç metre kazmıyoruz. Bir bir buçuk metre kazıyoruz, hafif gömüyoruz serayı. Bir buçuk metrede yukarı çıkıyoruz. Üç metre bir cam e, kapalı alan yaratıyoruz. Sera kısmı böyle. Şimdi yerden bir buçuk metre aşağı indik ya. Bir bodrum katı çıktı. Yarım bir bodrum katı çıktı. Şimdi gelin villanızın o yarım bodrum katında neler var görün. O sera yani o güzel kış bahçenizin bodrum katında bir tane küçük açık havuz var. Havuz öyle bir havuz ki yarısı binanın içinde yarısı dışında yazın güneşten yararlanıyorsunuz. Kışında dışarıda olan kısmı otomatik olarak tenteyle kapatıyorsunuz. Orada jakuziniz var. Bakın burada bir çamaşırhaneniz var. Burada saunanız var bir televizyon salonunuz var, duşlarınız var, kazan daireniz var. Bir tane de oyun salonunuz var. Ve şurada da bir soğuk hava deposu, direkt seraya çıkan, bahçeye çıkan bakın şu koridorla bahçeye çıkan bir 41 metrekare tarım ürünlerini depolayacağınız yer var. Bunu kooperatifte kullanacak. Dışarıdan direkt girişli. Yani bir eleman sizin seranıza girip de üretiminize katkıda bulunacaksa sizin evinizin içinden geçmiyor. Direkt giriyor bu soğuk hava deposu kısmına. Oradan direkt bahçeye gidiyor. Ürünü topladığı zaman da toplayıp bu depoya getiriyor. Proje böyle bir proje. Şimdi aynı e, seranın zemin katına geliyoruz. Zemin katında aşağı yukarı kaç metrekare? 80 metrekare bir salonunuz var. Yukarıdan serayı görüyor. Onun mutfağı var, bir çalışma odası var, iki tane büyük terası var. Hakikaten yaşanabilecek bir proje. Kapınızın önünde üç araçlık otoparkınız var. Giriyorsunuz, saraya girer gibi giriyorsunuz. Saray lafı tabii çok ayağa düştü. Ona dikkat edelim. Dolayısıyla tip bir bin metrekarelik kent sera kooperatifinden bir ev yaptığınız zaman muhteşem olanaklara kavuşuyorsunuz. Tarım toprağını yok etmiyorsunuz. Şehirdeki lüks konut ihtiyacını karşılıyorsunuz. Böylece tarımsal arazilerinizi şehrin yutmasına engel oluyorsunuz. Şimdi bakın burada bu bodrum katında koyduğumuz unsurlar hemen yanı başında seralar var. İşte dedik ya havuzunuz var, jakuziniz var küçük bir çiçek bahçeniz var, çamaşır odanız var. Küçücük bir avlu var. ürün işleme, ürün işleme depolarınız var. Yani yani bir insanın hayatta mutlu, huzurlu yaşaması için ne varsa burada var. Lüks iyi hayat pahalıdır. Masraflıdır. Bugün bakın gidin. Kardeşköy'de villa yapılıyor. Yüzme havuzunun maliyeti ayrı. Bahçenin bakımı ayrı, inanılmaz aylık aidatlar çıkıyor. Kendinize bağımsız gidiyorsunuz Mimar Sinan Mahallesi'nde. Desteğinin karşısında bir parsel alıyorsunuz. 300 ila 500 metrekare bir villa yapıyorsunuz. Bahçeye bakamıyorsunuz. Maliyeti çok yüksek. Bir küçücük havuz yapıyorlar. Şu benim yaptığım havuzdan daha küçük. Çok yüksek maliyeti var. Çünkü onun ilacı var, filtrasyonu var, bilmem nesi. Ama bizim sistemde sıfır maliyetli bir malikane. Saray demiyorum. Sıfır maliyetli bir malikane. Cebinizden para çıkmadan yaşayacağınız, elektrik parası dahi ödemeyeceğiniz bir malikanede yaşıyorsunuz. İnanılmaz imkanlara kavuşuyorsunuz ama tarıma katkı sağlıyorsunuz. Bunları sadece ve sadece şehirlerin gelişme alanlarında olan, şehirlerin gelişme alanlarında olan bölgelerde uyguluyoruz. Yani başka yerlerde uygula uygulamıyoruz. Çünkü şehirlerin gelişme alanları bu bölgeleri yutacak. Aydın da gözümüzün önünde yuttu bile. Kuyulu, Şevketiye, Işıklı, Kadıköy arasında kalan şu alana bir bakın. Ben bunu nasıl koruyacağım? Bu dolup gidecek. Kardeş köyde ne olduğunu aydınlı farkında. Köyün arazileri, parselleri, parselleri, lüks villalar yapılıyor. İmar planı bile yok. Çünkü ruhsata bile tabi değil. Yani ruhsata tabi de ee, çok daha kolay orada ruhsat almak. Büyükşehir değilsen ruhsat da istenmiyor. İşte bunları korumak adına, bu bölgeleri korumak adına kent sera dediğimiz uygulamayı öneriyoruz. Bu çok acil ve önemli. Bana göre hem Nazilli'de hem Söke'de. Söke'nin imar planı da yaptım. Buraya örnek olarak koymamışım. Orada da uygulanmadı. Orada da unutuldu. Orada da muazzam bir kent sera mahallesi var. Söke'de de çok büyük bir organize sera bölgesi var. Organize sera bölgesi demek Söke Ovası'nın tarım arazilerini şehrin işgalinden kurtarmak için bir bant. 2000 tane her biri 5000 metrekare parseli olan bir organize sera bölgesi var. İmar planda işli. Gidin bakın 100 bin ölçekli planda da işli. Söke'de öngördüğümüz alanı da orada gözüküyor. Çünkü bütün bunlar gerçekleştiği zaman tarım ürünlerindeki patlama mutlaka pazarlama problemlerini de yanında getirecektir. Pazarlarken marka olmak yolunda çiçek konusunda diğer yaş, sebze, meyve, organik tarım ürünleri konusunda iddialı bir hale gelecek Aydın. Aydın'daki tarımsal üretim, tarımsal üretim emin olun tam 20 katı artıyor. 20 katı arttığını düşünün. Gelirin 20 katı arttığını düşünün. Ne yapacağız? Bunları ihraç edeceğiz. Neyle ihraç edeceğiz? Tarım ürünlerinin ihracatı, çiçeğin ihracatı uçaklarla, kargo uçaklarıyla en ideal yapılıyor. İşte o zaman Söker Latmos havaalanını da oraya işledik. Yani çizerken bir kentsel strateji kurguluyoruz. O kentin nasıl gelişeceğini, nasıl kalkınacağını. Ancak bir kentin gelişme ve kalkınması ekonomik kalkınma olmazsa olmuyor. Ama sadece ekonomik kalkınmaya ağırlık verir de. o kentin kültürel, eğitimsel, sağlık yani sosyal kalkınma dediğimiz kalkınmasını tetikleyemezseniz kentin nüfusu vasıfsızlaşıyor. Dolayısıyla sadece ekonomiye dayalı kalkınma ne yaratıyor biliyor musunuz? Kapitalist sistemde büyük zenginler ezilen fakirler yaratıyor. Dolayısıyla bir kentin stratejilerini 50 yıllık, 100 yıllık planlarken bunları ben yaptım, çizdim, koydum ve şimdi burada şikayet ediyorum uygulanmıyor diye. İşte Söke, çizdim orada duruyor. İşte İncirlova, işte Aydın, işte Nazilli. Bütün bunların imar planları 100 yıllık bir perspektifle çizildi. Allah nasip etti, Aydın'da bir 9 yıl belediye başkanlığı yaptım, önünü açtım, sözle açtım. Ama daha yüzde onu benim açtığım yüzde doksanı duruyor. Yüzde doksanı benim çizdiğim projelerde duruyor. Onları uygulayın arkadaş. Popülist olan projelerimi uyguluyorsunuz. Belediye hizmet binasını bitirip ben yaptım diyorsunuz. Buna benzer pek çok projemizi hayata geçirip ha ben yaptım diyebiliyorsunuz. Ama esas ana projeleri, şehri ana yaklaşımı maalesef ihmal ediyorsunuz. Onun için Sadece Aydın için konuşmuyorum. Bu Manisa için de aynı, İzmir için de aynı. Türkiye'deki bütün kentsel alanlar, bütün tarım alanları için geçerli. Bu hafta nihayet tarımla ilgili, tarım reformuyla ilgili, tarımın, tarım toprağının nasıl düzenleneceğini, tarımsal alanda nasıl yerleşme yapılacağını, nasıl kurulacağını, köylerin nasıl büyütüleceğini, şehirlerin nasıl hem büyütülüp hem de tarımın korulacağını Anlatmış olduk. Haftaya sizlere tekrar bilgi dünyasını, bilgi çalını anlatmaya devam edeceğim. Lütfen bizden ayrılmayın. İsrail'in nasıl böyle bombalarla size efendim cebinize, cep telefonunuza, çağrı cihazınıza, telsizinize nasıl girdiğini, 10 milyon nüfusu olan İsrail'in 250 milyonluk, 250 milyonluk çevresindeki ülkelerle nasıl ezip yok ettiğini. Bunun arkasındaki sırrı anlatacağım. İsrail'e kızmakla olmuyor. İsrail'in yaptıklarının arkasındaki gerçekleri, bilgi çağını nasıl kullandığını, aklı nasıl kullandığını anlatacağım. Bizden ayrılmayın. Haftaya görüşmek üzere.